3 gündür kaldığım bu apartman dairesinden ayrılıyorum ve daha merkezi olan bir hostel yazıyor ama genelde işte böyle apartman dairelerini açıp hostel diye veriyorlar. Yani pek bu Booking'de veya Agoda'da koydukları gibi değil. Onu da söyleyeyim. Mesela ben burayı da tuttum, çok farklı çıktı. Bakalım diğerleri de aynı mı, fotoğraflardaki gibi mi yoksa farklı mı, göreceğiz şimdi. Bir adres, you can look. Anlamaz. Bu taksilere ilk defa biniyorum. Şunlara bak. Bu adama ben şeyi gösterdim ama pek anlamadı. Navigasyona yaz diyorum, ben İngilizce bilmiyorum diyor. Lan adresi söylüyorum sana. Okay. Ya okay okay. Bir yere götürüyor ama bakalım doğru mu yanlış mı, ben de diyorum bindik. Bak bunların takside, bak sol tarafta kamera var. Malezya'da da çok gördüm taksilerde, araçlarda, sivil araçlarda kamera olduğunu. Singapur'da olsun, Malezya'da olsun, bu tür yerlerde çok yaygın. Bak burada da bayağı yaygın. Yeni kalacağım yer tanıdık bir yere çıktı. Oraya gezmeye gitmiştim. Şimdi bakınca burası mı diye sordum. Evet ora dedi. Şimdi oraya gidip çantaları bırakıp bugün bir Türk'le buluşuyorum. 15 yıldır Hong Kong'da yaşıyor. İlginç olacak. Kendisiyle tanışacağız. Restoran işlettiğini duydum. Böyle bakalım. Yanına gideceğim birazdan. Hong Kong, ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Çünkü ben kama da gittim. Kama da gittim. Kama da gittim. Ama o zaman tabii ki bak ben iniyorum, hemen birileri binmek için bekliyor. Acayip bir onu ya. Görüyor musun? Evet, yeni kalacağımız yer burası. O diğer yerden daha merkezi bir yer bura. Fazla vakit kaybetmeyelim. Çantaları bırakayım, oteli bulayım ben. O da kolay değil. Burada kalacağın yeri bulmak da kolay değil. Böyle binaların, yüksek binaların aralarına sıkışmış oluyor genelde. Navigasyon da hiç burada doğru çalışmıyor. Onu da söyleyeyim. İlk defa problem yaşıyorum. Şimdi çantaları bırakalım, vakit kaybetmeyelim. Sonra karşıya geçeceğiz. Yeni kalacağım yer böyle bir pasajın içerisinde. Bak böyle buraya geldiğin zaman kocaman diyorum ya, böyle apartman diye var. İşte orayı hostel diye şey yapıyorlar. Burada hep hostel isimleri var. Benimkisi şu German Hostel, Alman Hosteli diye geçiyor. O da bu taraftaydı. Nerede onu az önce gördük ama. Ha şurada D2. Böyle karışık işte. Hostel falan değil yani, bildiğin daireyi falan açmışlar. Hostel diye veriyorlar internete. O kadar karışık ki bak, bu asansörle yukarı çıktım, çıkmıyormuş o tarafa. Buna binecekmişiz. Özellikle bu çıkıyor odalara. Değişik bir sistem. Sonunda bulduk, biraz uğraştık ama 6. katta gösteriyordu, değildi 10. kattaydı. Şurada güya bir de penceresi var. İşte böyle küçük yerlere $50 para veriyoruz günlük. Hong Kong'da kalmak istiyorsan durumlar böyle. Bu boşluğa bakıyor, iğrenç. Bu açılmasa daha iyi olur yani. Evet çıktık, şimdi karşıya geçeceğiz. Yani taksiye atlayalım, geçelim. Burada çok imkan var. Dediğim gibi o büyük teknelerle de geçebilirsin. Taksiyle de geçersin. Hatta otobüsler var, onlarla geç. Çok daha uygun ama ben taksiye bineceğim şimdi. Şu arkadaki taksiye bineyim. Daha böyle şey duruyor değil mi? Gir. Taksiyle değil,
Bu büyük tekneler var. Onlarla karşıya geçeceğiz. Saat 4.20'de yani yaklaşık bir 50 dakika sonra kalkacak. Şöyle manzaraya karşı bak, şöyle biramı aldım içiyorum. Şimdi bazen yorumlar geliyor. Bir defa daha göstermiştim böyle bira içerken. Ya sen nasıl örneksin işte, yok ne bileyim ne. Ya yapmayın böyle yani, ne var ki burada şimdi bu manzaraya karşı bir tane bira aldım içiyorum yani, karşıya geçeceğiz. Hani buna da laf etmeyin böyle, bakın biraz şey olun yani, herkes için söylemiyorum ama var böyle yorumlar gelen. İşte aa nasıl içersin işte, örnek oluyorsun sen insanlara. Ya iyi örneğimi alsınlar, kötü örneğimi almayın. Herkesin iyi tarafı var, kötü tarafı var. Yani zaman şeylerimiz var. Bir biramıza bile laf etmeyin yani. Tekneler hemen şu yukarıdan kalkıyor, şu ileride. Gerçi 2 dakikaya kaçırdım biliyor musun? Geldim tam kapıları kapattılar. İşte bir 50 dakika sonra bir daha kalkıyor karşıya. Sadece 30 dolar yani Achtzeit'in Fientrantisch. Sadece dediğim yine 4 dolar yani, az da değil. Böyle karşıya geçeceğiz. Sonra restoran sahibi Türk işletmeciyle tanışacağız. Ya dile kolay, 15 yıldır buralarda Hong Kong'da, kendisiyle güzel bir röportaj yaparız. Bakalım Hong Kong hakkında bize neler aktaracak. Ha sen içmiyorsundur. İçme yani, iyi tarafımı örnek al, kötü tarafımı alma. Yani insan ama şey yapmayalım karşı tarafı hiçbir zaman. Ya bırakın insanlar istediği gibi yaşasın, istediği gibi. Ben kamerayı açmadan düşündüm ya, göstereyim mi göstermeyeyim mi? Hayır arkadaşım, yani saklamanın ne şeyi var? İçiyorsam bunu göstereceğim. Video yapıyoruz, burada vlog yapıyoruz. Ne yani, kendimizi şey mi göstereceğiz? Neyse o yani, doğal olsun, videolarımız doğal olsun, hatalarımız da olsun, doğrularımız da olsun. Yani bunlar da şey değil. Ben mesela 6 aydır sigara içiyorum, bira içiyorum bir daha. 3 yıl boyunca ben hiçbir şekilde ne sigara, ne bira, alkol, hiçbir şey. Zaten benim alkolle ilgili bir şeyim yok. Haftada bir içerim, ayda bir içerim, böyle yani. Ondan sonra bir tiksinirim, 3 ay içmem. Yani böyle huylarım da var. Durum böyle. Yaklaşık şu anda 4 gündür Hong Kong'dayım. Bir 7-8 gün daha buradayız. Bir hafta daha buradayım. Gittiğim ülkelerde dolu dolu kaldığım için birçok yeri gezme fırsatım oluyor veya daha çok tanıma fırsatım oluyor. O yüzden hiçbir gittiğim ülkeye ben 3 gün, 5 günlüğüne yapmıyorum. Her zaman 10 gün en düşüğü, 10 gün veya 2 hafta. Bu bana yetiyor. Zaten bir gün, 2 gün alışma, görme derken öyle geçiyor. Ondan sonra aradan bir gün, 2 gün sonra tam böyle alışıyorsun. O zaman günün bitiyor. Yani o yüzden ben her zaman böyle bir 10 gün veya 2 hafta planlıyorum gezilerimi. Çok daha zevk alıyorum. Geldi bizim Vata taksi. Üzerinde Vata taksi yazıyor, su taksisi. Bir saatte bir kalkıyor buradan ama başka bir liman daha var. Orası 10 dakika, 15 dakikada bir kalkıyor. You go to the when people leave in the boat. Sorry. You go with the kata çıkalım şöyle manzaraya karşı. İçeride böyle yerler var ama işte turist olanlar, ilk defa böyle şey yapanlar, hayır. Genelde dışında duruyorlar fotoğraf çekilmek için. Buralar bomboş. Baksana lüks bayağı. Oo mis gibi. Şu anda hareket etti. Yolculuk başladı karşıya doğru. Bunu kesinlikle yapmalısınız burada. Sadece 4 dolara. Yani insan sadece gezme amaçlı bile karşıya geçip bir daha tekrar geri gelebilir.
Şu anda saat 4.30. Gün batımı başladı. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Aslında şu arkasındaki dağ manzarası olmasa buranın aslında hiçbir özelliği yok. Birçok büyük şehirle aynı. Ama şu arkasındaki dağ manzaraları o kadar güzel bir görüntü katıyor ki, yani hayran kalmamak mümkün değil. Çok güzel kurulmuş, güzel planlanmış. Hiç kimse bak içeride oturmuyor. Görüyor musunuz? Herkes dışarıda fotoğraf çekiliyor. Evet, ve karşıya geçtik şu anda. Hay. Abi bekliyor orada. Sağ olsun karşıladı bizi. No, no, it's Central one chai. Thank you. Merhaba abi, nasılsın? İyi misin? Hoş buldun. Nasılsın abi, iyisin? Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Karşıda taksi bulamadım. Evet, ben Starfield ile geleceğinizi tahmin ettim. Bak şu orayı biliyorum. Oraya dün gittim. Orayı çok iyi biliyorum. Hatta çok yoğun kalkıyordu orada. Evet. Ben buraya gelince şey yaptım oradan. Bileti aldım. Ben sizi tabii videoda görünce evet. Ben dedim Hong Kong'a gelmiş Sarkan evet. Bey dedim. Tamam. Abi dün yazdım. Sizinle iletişime geçtim. Aklıma ne geldi biliyor musun? O kadar bir Türk öf ve adetlerimize uygun bir şekilde böyle şey oldu şöyle, ki şöyle. Ya bak yemek yeme dün yarın gel buraya şey yap falan. Evet. Yani Hong Kong'da böyle bir Türk daveti olmak evet. Çok güzel bir şey. Gerçekten ben de sevinip sizi yani sizi görmek güzel bir şey. Çok sağ ol. Ben zaten sizin burada olduğunuzu öğrenince sizinle iletişime geçtim. Instagram'da evet. Geçtim. Evet. Ondan sonra abi sen 15 sizinle, yıldır mı burada yaşıyorsun? 15 yıldır burada yaşıyorum evet. Oh, wow. O zaman yıldır. Bize anlatacağın çok şey var. 15 yıldır burada yaşıyorum. Sorabilirsin ya, her şeyi sorabilirsin. 15 yıl evet. Yani gerçekten uzun bir yıl burada olduğun evet, şeydi. Evet. Aynen. Burada evlilik mi yaptın yoksa? Tabii yok biz de ben evliydim zaten. Türk eşimle beraber geldik. Evet. Benim oğlum da burada okuyor. Hı hı. Bu sene son sınıf. Burada okullar 6-6. İşte Form 6'de son yani. Bu sene üniversite sınavına girecek yani Nisan'da. Burada Hong Kong'da bitirecek şeyi. Tabii. Onlar burada büyüdü zaten. Tabii burada büyüdü evet. Çok güzel. Oğlum Türkiye'de doğdu ama burada evet. Okula başladı. Anaokulu, ilkokul. Evet. Orta öğretim. Abi bir şey soracağım sana. Şimdi tabii. Ben buraya geldim. Bu karşı taraf mı daha böyle zengin, daha lüks dedikleri yer yoksa burası mı? Aslında şöyle söyleyeyim. Hong Kong'un yani iki tarafta durumu iyi. Yani Hong Kong adası da burası şu gördüğünüz yer Hong Kong adası. Evet. Şu binalar çoğu ofis. Hı hı. Yerleşme residential area da var. Yani evler de var normal ailelerin yaşadığı ama şu hı hı. Bir geride yani. Bakın şu gördükleri binalar. Evet. Bakın şurası da fuar merkezi. Burası evet. Burası fuar merkezi Hong Kong'un. Karşı taraf daha canlı gibi geldi bana değil mi? Yani turistik yönden. Yani Kowloon tarafı biraz daha yoğun bir nüfusa sahip aslında bakarsanız. Burası daha relax. Yani burası da yoğun aslında ama orası daha yoğun. Yani New Territories. Yani daha büyük bir alan orası. Hı hı. Daha büyük bir alan. Ama fakat daha çok yabancıların yaşadığı, Hong Kong'da yabancıların bu Hong Kong adası yaşıyorlar. Bu, yani, bu bölgede evet. Okay. Yabancılar yani. Anladım abi. Ve burada kiralar biraz daha pahalı. Bu bölgede biraz tabii, daha pahalı. Yani.
Yani ofis kiraları olsun, ev kiraları olsun. Bu bölge Van Chai'yi. Buradan sonraki yer Central oluyor. Evet. Ya. Burası demiştim fuar merkezi. Hep her ay fuar olur burada. Uluslararası fuarlar. Ve biz bu fuarların sayesinde Türk arkadaşları görüyoruz. Ha, orada tabii yemeğe şey giriyorlar. Tabii restoranta yemeğe giriyorlar. Ne bileyim mücevher fuarı oluyor. Hı hı. Gıda fuarı oluyor. Birçok etkinlikler, fuarlar. Bu binada bakın burası şu gördüğünüz yer yani. Hı. 15 yıldır burada olduğunuz için size normal veya aynı gibi gelebilir ama ben şimdi 4 gündür oradayım. Burası bana çok farklı geldi şu anda. Ya aslında, yani yapı olarak biraz daha farklı gibi şey değil yani mi? Olabilir tabii, şimdi orası biraz daha böyle yoğun. Daha mesela yoğun. Mesela Mong Kong ha, bölgesi var bakın. Şu anda. Mong Kong bölgesi var, Mong Kong. Yamate, Mong Kong. Oralar hakikaten çok yoğun insanlar. Yani kaldırımda zor yürürsünüz. Belki bazen fark ediyorsunuz. Kaldırımda yürüme zorlu evet, çekersiniz. Çok evet. İnsan var, aşırı taksi insan var. Taksi bulamadım ben az önce. O kadar her taraf dolu, taksiler dolu. Durduruyorsun, ya, şey yapmıyor. Taksiciler, evet yani taksiciler burada gitmek istemedikleri zaman, siz yabancısınız ya, sizinle iletişime geçemeyecek kantonca. Bu yüzden yani aslında çoğu da İngilizce bilir. Ama bu yüzden sizi şey kantoncu cevap verip yani götürmek istemediğini belirtti istemedi. Evet, evet. Yani siz de bunu anlarsınız yani hareketleri. Tabii tabii ben de zaten onu hissettiğim evet. için şey yapmadım. Özellikle akşam saatleri 5 civarı zor taksi bulmak. Yani, okey. Evet. Yoğunu hissettim. Bir de yağmurlu havalarda, bir de yağmurlu onu havalarda. Onu hissettim. Bir de yağmurlu havalarda. Sen burada restoran işletiyorsun. Evet. Doğru mu? Bir doğru. tane mi yoksa birkaç bir tane mi var? Bir tane var. Aynı 15 yıl önce açtığın aynı yerde misin yoksa böyle farklı yerlerde açtın mı? Şu andaki lokasyonumda 10 yıldır aynı lokasyondayım. Evet. Daha önce 4,5 sene kadar benim şu andaki lokasyonuma yakın bir yerdeydim ama burada çok eski binanın bir altındaydım Grand Floor'da. Hı hı. Eski binanın olduğu için bir inşaat firması satın aldı. Evet. Ondan sonra oradan çıkmak zorunda kaldım. Anladım. Evet. Burada çok yenileme yapıyorlar. Yani 8-9 katlı binayı yıkıyorlar ve böyle yüksek binaları dikiyorlar. Yani eskilerden kalma yani. Evet. 1950'lere 60'lardan kalan binaları yıkıp daha böyle yüksek binalar yapıyorlar. Burası biliyorsunuz belki siz de videolarınızda belirttiniz. Hı hı. Çok pahalı bir yer yani Hong Kong. Evet, dünyada onu konut kabul dünyada gerekiyor. Yani bilerek dünyada, gelmek gerekiyor. Evet, dünyada yani konut bakımından hem kiralama hem satın alma bakımından zannetsem birinci sırada. Hı hı. Bazen Tokyo ile yarışıyorlar yani. Evet. Yani şimdi şöyle kiralar konusunda yani çok standart bir yerin çok küçük bir yerden bahsediyorum. 20-30 metrekare yerlerin. Evet. Yani ciddi anlamda 2000, 3000, 4000 dolarlara gittiğini görüyoruz, duyuyoruz evet. burada. Evet. Yani şurada bakın ben size söyleyeyim. Bu özellikle Van Chai'de bir subdivided flat diyorlar. Böyle bir daireyi 4'e 5'e bölüp hı hı. otel odası gibi odalar yapıyorlar. Böyle bir tuvalet, bir yatak. Evet. Onları 1000 dolara kiraya veriyorlar. 1000 Amerikan. Buyurun şey. Şimdi 1000 Amerikan. Mesela benim şu anda kaldığım yani güya biz Agoda'dan veya Booking'den hostel olarak ama özel oda ben hı. kiraladım. Evet. Evet. Onu alakası yok. Geldim bildiğin daireyi açmış adam bir banyo tuvalet koymuş içine. Evet. 20 evet. metrekare. 30 evet. kiralıyor. Ya ben ya size şunu söyleyeyim. Fuar zamanları özellikle bu civarda ama Çimsaçu dahil, orası dahil, hı hı. karşı taraf dahil. Fuar zamanları otel fiyatları korkunç derece yükseliyor. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bir otelde bir hafta kalacaksınız. Evet. Her gün sabit bir fix fiyat yok. Hı hı. Yani mesela bugün 1500 Hong Kong'u dersiniz. Yarın diyor ki 2000. O derece. Evet. Yani o dengesiz bir şey var. Yani evet. bana böyle bir şey yapamazsın, öyle bir şey yok. Size bir fiyat çıkarmış. Şu gün şu fiyat, şu gün şu fiyat. Evet. Yani kahvaltı veriyorlar, bazıları vermiyorlar. ama pandemiden önce burada protestolar vardı. Ya onu evet. gördüm. Hakikaten zor bir dönem geçirdi Hong Kong. Protestolar. Üzerine bir de Covid geldi. Evet. Turizm bayağı etkilendi. Ama şimdi toparlanma sürecine girdi yani. Toparlanıyor yani Hong Kong. Burası zaten Singapur ve Hong Kong Asya'nın kalbi. Kalbi. Evet kesinlikle. Burada da bakın MTR istasyonu var. MTR diyorlar. Burada metroya MTR derler. Ha metro istasyonu dediğimiz evet. MTR. MTR derler.
buradan her yere gidebiliyorsunuz. Buradaki dünyadaki en iyi transport sistemi ben evet. söyleyeyim Hong Kong'u yani. Ben bir turist müthiş, olarak müthiş bir müthiş öyle müthiş bir yani. Tek kelimeyle müthiş. Her giriyor her köşesinde evet. Nerede kalıyorsan kal otobüsünden treninden evet. her şey geçiyor. Ve zamanlı kalkar her şey ve müthiş. Yani hakikaten çok iyi bir bağlantı var. Her yere ulaşabiliyorsunuz. Şu anda mesela gelen tekne de saniye saniyesine. Evet. Geldi saniye saniyesine evet. kalktı. Evet yani burası vatandaş için her şey düşünmüş yani. Mesela tuvalete gireceksiniz değil mi? Public tuvalet, her public yani halk tuvaleti diyorsa bizde. Yani ben ilk Hong Kong geldiğinde hiç unutmam. Tuvalete girmiştim, para ödeyecek insan aradım yani. Nerede vereceğim? Yani halbuki öyle bir şey yok yani. Yani Türkiye'de alışmışsınız ya. Biraz zor geldi ama yani temiz, gayet güzel. Yani yolları görüyorsunuz. Evet. Bakın şimdi birazdan size göstereceğim. Burada ofisler çok olduğu için buraya ofisten öğlen yemeklerinde çoğu zaman buralara geliyorlar insanlar. Hı hı. Ben size şöyle göstereyim. Şöyle istersen böyle görelim. Burası çok daha sakin karşı evet. tarafa tabii. göre. Şu anda hissettiğim evet. şey o. Doğrudur. Tabii daha siz... çok ticari şirketlerin evet, bulunduğu. Evet. Yani burası yabancılar çoktu burada. Hong Kong'dan gelince Hong Kong tabii çok yoğun bir yer yani. Evet. Binalara şöyle baksanıza ya. Evet evet. Yüksek yüksek aralarında şu anda geziyoruz böyle. Burada öğleden sonra çoğu restoran happy hour yaparlar. Hı hı. Yani öğleden sonra müşteri gelsin diye yani. Fiyatları biraz düşürüyorlar. Bizim Türk milleti yani günü genelde Asya ülkelerine gittiği zaman yani bu yeme içme konusunda bayağı bir hassaslar. Yani yiyemiyorlar. Evet ben bunu iyi biliyorum. Ben şimdi restoran işlettiğim için bazen fuar için gelenler oluyor ya da turizm için gelen Türk arkadaşlar oluyor. Ya bazen soruyorlar bize ya nasıl yemek yiyorsun? Tabii şimdi buradaki aslında Çin mutfağı çok zengin bir mutfaktır. Evet. Yani tabii ama ağız tadı bize yani ben tabii uzun yıllar burada olduğum için ben yiyebiliyorum ama yani yeni gelen için biraz alışmak zor oluyor. Ben de yiyebiliyorum ama evet. Siz de Asya'dasınız. Anlıyorum evet. Çünkü ben yani 3 yıldır buradayım ve daha önce Almanya'da yaşarken orada biz Çin mutfağına giderdik. Hani sevdiğimiz tatlar vardı. Bize tamamen kötü gelen tabii ki tatlar da var. Ben severim ama insanlar var. Kesinlikle bırak denemeyi sevmiyor. Yani yeni bir tat tanımayı öyle evet. insanlar da çok var. Ben her evet. zaman söylüyorum. Bak dünyanın neresine giderseniz gidin. Ben Asya'da bir sürü ülkeye gittim. Gitmediğim ülke kalmadı. Evet. Her yerde zaten pizzasından, dönercisinden, evet. Türk restorantından, işte ne bileyim Burger King her şeyi bulabiliyorsun. Doğru. Yani öyle bir sıkıntı yaşamazsın. Bakın burası şu anda trafik yoğunluğunu görüyorsunuz. Evet. Akşam şu saat şu anda 5'e geliyor. Yani bu saatte trafik bayağı yoğun oluyor. Ama tabii bir yani İstanbul gibi değil yani yine bu burası evet. çok daha düzenli. Şu gördüğünüz bina var ya şu karşıdaki orası Türk konsolosumuz oradadır. Ha öyle mi? Evet. Burası konsolosumuz. Evet konsolosumuz orada. Burada hem Türk konsolosluğu var hem de ticari konsolosluğu var. Yani ticari konsolosluğu da var. O zaten şu tarafta bir yerde. Burası şu bölge Kazöbe bölgesi oluyor. Şu ilerisi o binanın cam binanın bulunduğu yer. Evet. Kazöbe bölgesi. Şu taraf Mançay'ı. Daha ilerisi bu taraftan ötesi Central. Burası Central. Central. Evet. Buradan ötesi yani. Burası da Mançay'ı. Şu bölge de Mançay'ı. Evet. 5 durak, 6 durak gidince Central, Admiralty ve Central'a giriyor. Admiralty ve Central bölgesi giriyor. Görüyorsun burası hep ofis buraları. Evet. Bazı devletlerin konsolosları da burada. Ben biliyorum mesela Suudi Arabistan konsolosu bu binada zaten. Evet. Şu anda bulunduğumuz bölge neresi oluyor? Burası Hennessy Road oluyor. Hennessy Road. Popüler yerlerden bir tanesi. Tabii. Burası yoğun bir caddedir. Buradan Kazöbe tarafına ve adanın diğer bölgesine doğru gidersin. Burada Central. Central'a doğru gidersin. Yani bu yoğun bir yol. Burada gece hayatının olduğu yoğun sokağın adı neydi? Gece hayatı burada barların bulunduğu gece hayatı. Bir Van Chai var. Evet. Hemen Lokap Road. Bu Van Chai. Şu ilerideki beyaz binin bu tarafında kalıyor. Sağ tarafında kalıyor. Evet. Bir de Lang Kwai Fong var. Lang Kwai Fong. Lang Kwai Fong böyle yokuş bir yer. Projesi de bir Kanadalı bir iş adamının projesi. Ve özellikle
Bu Halloween'de bayağı bir yoğundu yani orası. Halloween'de. Halloween evet, evet. Bayağı yani Asya'da kutlanıyor. Her cumartesi, cuma cumartesi geceleri, geceleri yoğun olarak geçiyor yani. Bakın burada tram, Hong Kong tram. Bu i̇ki eskidir katlı. Bayağı iki kat eski wow, bayağı. Bu yok ama karşıda. Karşıda yok. Tamam, sadece bu bölgede var. Aa, bu ha. Çok güzel. Bu eğer acelen yoksa ve çok ucuz zannetsem 4-5 dolar olması lazım. Hı hı. Buna önce biniyorsunuz ve sonra inerken ücreti gösteriyorsunuz. Evet. Çok iyi. Buna ya. Bayağı eskidir yani bu Hong Kong'da. Yok karşıda. Harbiden yok. Şimdi evet. Gördüm bunu ilk defa. Bakın. Bunlarla seyahat etmesi tavsiye ederim. Hem güzel çekim yaparsınız. Üste oturdum mu? Bakın şu şekilde. İsterseniz bekleyelim. Buradan size şeye gitmesi tavsiye ederim. Victoria Peak var. Bakın Hong Kong'da böyle bir tepe var yani dağ. Orada bütün kesinlikle. Hong Kong'u görüyorsunuz. Ve gerçekten çok güzel. Orayı görmenizi tavsiye ederim Victoria Peak'e. Böyle şeyle yukarı çıkıyorsun galiba. Evet, trenle çıkıyorsun. O eski bir trendir. Evet, onları şöyle işaret edeyim. Şöyle oturduğunuz hatta şöyle şu şekilde yukarı doğru çıkıyorsunuz. Fakat oraya otobüse de ulaşmanız mümkün. Hatta ben size orası şöyle... bu adada değil mi? Tabii öbür de bu adada, bu adada, tamam. Bu adada tabii. Buradan şu arkadan otobüs var. Zannedersem 15 numara. Evet. O direkt pike çıkıyor ve geze geze gidersiniz. Yani şeyi de görürsünüz girerken. Happy Valley var. Burada at yarışının yapıldığı bir meşhur. Şurada hemen çarşamba arkada. Çarşamba günleri. Evet, çarşamba günleri. Ona tavsiye ederim. Her çarşamba orada bir etkinlik. Hem at yarışı oluyor. Bileti nereden alırız abi ya? Ben onun bileti, ona girebiliyorsunuz. Ona şey yok. Bilet yok. Ben çarşamba gideyim oraya. Ben çarşamba gidebilirsiniz. Evet. Onu ve kaçırmayacağım. Çünkü her zaman o da buraya yakın. Bakın şurada ben size söyleyeyim. Bu buradan otobüs ve bakın buradan tren de geçiyor. Demin gördüğünüz trenler de oraya evet. Dönüyor. Yani hı hı. İleriden sağa dönüyor. Happy Valley'e gidiyor. Trenle de ulaşabilirsiniz. Tamam. Buradan otobüs de var. Tamam. Şuradan şu caddeden. Burası Wan Chai Road diyorlar. Wan Chai Caddesi. Buradan otobüse de ulaşabiliyorsunuz oraya. Hemen yakın bu arkada. Okey, ben ha. Oraya bir stadyum, çok büyük bir stadyum görmek yani. Görmek istiyorum ya. Ya güzel, at yarışları burada bayağı heyecanlı oluyor. Yani Hong Kong'a gelenler çarşamba günleri zannetsem at yarışı oluyor. Ama yani Çinleri göreceksiniz bayağı heyecanlı bir şekilde. Hayret, takip ilk ediyorum. Defa takip ediyorum. Yani bir ülkede, Asya ülkesinde at yarışının böyle burada bayağı olduğunu, popüler. Burada bayağı popüler. Basketbol büyük, da büyük, mesela büyük. Bunu şeyden almışlar. İngiltere'den, Amerika sömürgesinden yani, basketbol. Burada kriket, kriket. Burada kriket kulüp var oradan yanında zaten. Futbol da var ama futbol Türkiye gibi o kadar popüler değil yani. Hı hı. Ama kriket bayağı popüler. Çünkü nereden biliyorum? Burada çok eski şöyle söyleyeyim. Pakistan, Hindistanlılar biliyorsun bu South Asian ülkelerinde şey var. Hı hı. Bu kriket olayı bayağı seviyorlar. Hı hı. Ben gerçekten nasıl olduğunu, oynandığını bile bilmiyorum. Ama onların Happy Valley'de hem kriket club var hem de bir de zaten orada oynama yerleri var. Evet. Kriket. Futbol o kadar çok popüler değil ama var yani futbol. Hı hı. Gençler meraklı yani burada. Gençler meraklı. Onun haricinde at yarışı hakikaten kesinlikle bayağı, bir göreyim ya. Orayı... Her tarafta bakın şeyi görürsünüz. Jockey Club'lar var. Dikkat ettiniz mi? Jockey Club. Gördüm. Yani çok seviyorlar. Orada şey yapıyoruz. Jockey Club'da hem at yarışları hem de bir de hani bizdeki Maxis gibi var ya şey diyorlar burada. Maxis diyorlar da. İddia oynuyor yani. İddia gibi. Tabii, iddia. Tabii. İddia yani gibi. Şeyde kumar da dönüyor. Evet, orada bayağı Çinler çok seviyor yani. Ben de oynuyorum. Bakın onlara severim. Bakın. Severim. Sürekli içerisi ana baba günü. Çok kalabalık yani. Bu bölgede Wan Chai Road diyorlar. Wan Chai Caddesi. Burada ileride bakın Victoria Park var Kazevay'da. Gerçekten çok büyük bir park. Öyle mi? Victoria Park. Orayı görmenizi tavsiye ederim. Bayağı yeşil alan var. Aslında şöyle söyleyeyim. Hong Kong dünyada yeşilliğin en çok olduğu şehirlerden birisi. Hı hı. Tabii şimdi siz burada şehir içinde yürüdüğünüz için ben size söyleyeyim. Ben buradan taksiye binsek 20-20 dakika sonra bildiğimiz balta girmemiş olmanın arasına çıkarsınız. Yani öyle bir yoğun bitki örtüsü var burada muson yağmur için. Onu ama söyledim. Evet. Ben seyircilerime de söyledim. Evet. Çünkü dağ etrafı, evet şehir buraya kurulmuş ama etrafında ciddi anlamda o dağların, o yeşilliklerin hiçbir şekilde dokunmuyor. Evet. Değil mi? Yani onun ortasına evet. Bir ülke kurulmuş. Evet. Çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Burada dikkat ederseniz hep basketbol sahaları,
spor salonuna önem veriyorlar yani binaların arasında. Çok gördüm evet. Yeşillik de parklar da bayağı fazla. Ama tabii bu bölge biraz yoğun yani biraz daha beton bölgesi. Hı hı. Hani iş merkezleri falan var işte bu yüzden. Burada bazen öyle bir oluyor ki şehrin içinde o yaban domuzlarını görebiliyorsunuz. Ciddi mi? White borderingizi. Yani böyle yaban domuzları ailece geziyorlar. Bunu haberle yaparlar işte burada. Bir bakıyorsun şehrin içinde. Özellikle Hong Kong adasında çok oldu yani. Ama bu bançerde değil de daha çok daha uç kısımlarda yani bazı bölgelerde bayağı bunu bakabilirsiniz internette. Bayağı haberlerde görürsünüz yani. Ve Saikung diye bir yer var mesela sayfi yerleri. Orada da mesela görüyorum haberlerde şey o piton yılanları var büyük. Evet. Onlar evlerin bahçelerine giriyor falan böyle. Burada yani da gözüküyor. Görüyor, şey, görüyor evet. O şeyi. Ya bayağı yoğun bir bitki üssü var burada. Evet. Yoğun bir yani. Burası tabii şehir merkezi haline. Tabii şehir merkezi. Tam buraya gelemiyor ama mesela eğer şehir ormanın kenarındaysa bazen iniyorlar. Aç kaldın mı iniyorlar aşağı şehir merkeze. Çok iyi. Senin restoran burası evet, İstanbul burası. Restoran. Evet buyurun. Burası. Geldik. Bakın geldik. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim İstanbul diyor. Yani biz efendim Hong Kong'da Asya ülkelerinde derde yemek yiyeceğiz derdi yok. Burada her yerde bulabiliyorsun. Evet. Sadece döner değil pizzasından olsun evet. Efendim her şey bulabiliyorsun. Günlük yani çorbamız var mevcut. Yapmayın yani. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Özellikle fuar için gelen ya da turizm için gelen Türk arkadaşlar seviniyorlar. Tabii burada Asya yemeğine alışmak zor. Bu yüzden elimizden gelen hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Taze taze. Yakınız gördüğünüz lahmacunumuz var. Ve dile kolay. Biz var. Böyle konuşurken evet. Söylüyoruz ama 10 yıldır evet. Burada değil mi? Yani gerçekten. Vay. Yani restorancılık zor bir iştir. Emek vermen lazım. Öyle fazla tatili ne bileyim yani memurluk gibi fazla tatil yok ama gönül verdin mi sevdin bir işi mücadele ediyorsun. Bir de zaten biz yani Türk tabiriyle gurbetteyiz. Mücadele ediyoruz ailece. Yani elimizden geldiğini yapıyoruz. Günlük taze. Her şeyi sunmaya çalışıyoruz. Bakın şurada görebilirsiniz. Gösterebilirsiniz. Bakın salatamızdan, peynirli salatamızdan, sütlaçımıza, her şeyi koymuşsun. Karışık ızgaramızdan, sucuklu pidemize kadar lahmacunumuz var. Gördüğünüz gibi. Harika. Bakın Türk kahvesini, çayımız, künefemiz, baklavamız. Süper düşünmüş. Baklava bile Gaziantep'ten geliyor yani. Süper düşünmüş. Bu şekilde dönerimi. Bana ulaşan bir sürü insanlarla her zaman bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bani'de döner, ya sadece döner değil, işte bu. Yani tatlısını da koyacaksın, kahvesini de koyacaksın, çayını da koyacaksın, pidesini de koyacaksın. Bizde bakın balık bile var yani balık. Bakın, balık bu, yani böyle olduğu zaman. Şey, sol fiş diyorlar da dil balığı. Fish and chips diyorlar ya İngilizlerin meşhur, seviyorlar yani. Koyacaksın. Yani seçenek olduğu sürece her zaman bayağı bir yani bravo. Bizde bir de aynı zamanda Efes'in bayisiyiz. Öyle mi? Evet, Efes'in bayisiyiz yani. Burada var mı Efes? Var, bize var. Burada Efes biraz. Evet, Efes biraz var. Ya, Efes biramız var. Bir rakımız da var. Rakı da mı? Evet, onun da bayisiyiz yani. Hayda, arkadaş. Duyuyorsunuz değil mi? Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani. Türk rakısı orijinal burada var. Evet. Ve tabii. Mekana giriş yapıyoruz. Hoş geldin. Serkan'cığım seni böyle alalım. Evet, teşekkürler. Şöyle, masanayla şöyle geniş geniş otur. Sağ ol. Merhaba Murat, nasılsın, iyisin? Hoş geldin. Hello, how are you? Yeah, good. Evet, mekanımız böyle. Şimdi evet. Yemek siparişimizi yapalım. Serkan. Şaka gibi ama burada, evet, gördüğünüz Efes birasını bile getirmiş. Müthiş bir şey. Gerçekten çok güzel. İlk defa Asya ülkesinde Efes görüyorum ve onu da boşverin, rakı bile var. Yani bildiğiniz orijinal rakı da var. Bakın mezelerimiz, çorba, döner, hepsi burada mevcut. Pilav üstü dönerden tut. Böyle dürüm veya ekmekte olan da burada var. Özlemişim. Şimdi afiyetle burada yemeğimizi yiyeceğiz. Birazdan da sohbetimizi kendisiyle biraz yapıp burada Hong Kong hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Şimdi sorularımıza geçeceğiz ama geçmeden önce size sofrayı göstereceğim. Sağ olsun burada mezemiz geldi. Dönerimiz ve en özlediğim peynirimiz, zeytinimiz ve böyle de yine lavaş ekmeğimiz. Pide ekmeğimiz, lavaş ekmeğimiz. Harika. Abi çok teşekkür ederim.
Sağ olasın. İnan ki o mesaj bana yazdığında işte burada evet. Görüşme o kadar beni mutlu ediyor ki yani dünyanın bir yerinde Hong Kong'un bir ben yerinde. Ben sizi eskiden beri takip ediyorum. Sevindim görünce ben. Baktım Hong Kong'da arkadaş hemen size Instagram'dan yazdım ve sevindim yani ulaştım. Yani sağ olsun geldiniz. Türk örf ve adetlerimize göre gibi böyle bir davet. Bak evet. Yemek yeme gel yanıma burada şey yap evet. Otur gel evet. Buyur. Ben ya bu dünyanın bir yerinde bunu yaşamak çok güzel bir duygu. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. 15 yıldır burada yaşıyorsunuz. 15 yıldır evet. Sen Hong Kong hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Nasıl burada yaşamak bir Türk olarak ilk geldiğinizde alışma süreci biraz zor oldu mu? Evet. Veya nasıl hissediyorsunuz burada bir Türk olarak yaşayalım? Evet. Hong Kong ben ilk geldiğimde biraz tabii yemek bakımından yadırgadım yani. Hemen alışamıyorsun Çin yemeklerine. Onun haricinde eğer biraz İngilizce bilgin varsa burada aslında çabuk adapte oluyorsun. Yani çünkü Hong Kong'da resmi dil Kantonca ve İngilizce. Yani hı-hı. Size bir mektup geldiğinden devletten hem İngilizce hem Çince. Hı-hı. Yani az bir İngilizce yani en azından bir konuşabilecek kadar bir İngilizce yazıp konuşabiliyorsunuz evet. Ya da okuyabiliyorsunuz. İnsanlarla iletişime geçen siz görüyorsunuz yani bir otobüs geliyor. Otobüste hem Çince yazıyor yönerekçi hem de İngilizce yazıyor. Hı-hı. Bu yüzden Hong Kong'uydu ama Çin'de yaşarsanız Çin'e geçersiniz iş değişiyor. Çin'de Çince bilmek zorundasınız. Çünkü çoğu insan Çin'de İngilizce bilmiyor. Tam lafa gelmişken siz buradan Çin'e mesela geçebiliyor musunuz? Buradan Çin'e geçebiliyoruz. Fakat şöyle söyleyeyim. Ama sen burada yaşadığın için mi geçebiliyorsun? Mesela ben turist olarak geçemem. Yani şu anda vize veriyorlar. Bu pandemiden önce bilemiyorum biraz diplomatik ilişkilerden bile bilemiyorum. Yani vize sıkıntısı vardı. Yani bizlere bile yani Türk pasaportunu Çin hükümeti turistik vize vermiyordu. Business yani ticari vize veriyordu. Onu veriyor. Ve onun da rakamı çok yüksek bir rakamdı yani. Zaten sen 800 dolar mı 1000 dolar mı öyle bir şey yani tek geçti. Ve birçok şeylerde. O zaman ben restoran iş yaptığım için fazla Çin'le işim olmuyordu yani Çin'le. Ama ben daha önce gittim. Ama sonradan eskiden vize almak kolaydı. Veriyorlardı. Şimdi tekrardan kolaylaştı. Hı hı. Yani şu anda çoğu arkadaşlar multiple yani çok girişli vize alabilirler Çin'e. Giriş fakat Çin'de zor olan iletişim. Yani insanların çoğu İngilizce bilmiyor. Eğer tabii biliyorsunuz Hong Kong'la Çin farklı diller. Yani ikisi de bazı kelimeleri common yani aynı dil mesela. Endonezya gibi. Evet, ama yani çoğu zaman şöyle söyleyeyim. Hong Kong'da birisine bir şey sorduğu zaman İngilizce cevap alabilirsiniz. Çoğu insan İngilizce biliyor ama Çin'de farklı. Çin'de insanlar İngilizce bilmiyor. Yani belki 500 otellerin resepsiyonu ya da devlette çalışanlar biliyor ama Çin'de eğer bunun kendi Çin dilini yani Putonghua diyorlar yani Mandarin dilini bilirseniz o zaman rahat yaşarsınız. Ama Çin'de şöyle var. Çin'de caddeler geniş. Gerçekten Çin devleti müthiş bir ilerleme kaydetti. O caddeler, o alışveriş merkezleri yani Shenzhen, Guangzhou bu bölgeler hemen Shenzhen Hong Kong'un yanında. En büyük şehirlerden Shanghai, Beijing, Shanghai, bize Hong Kong'a doğru Shenzhen, Guangzhou. Bunlar endüstri merkezi ve çok müthiş bir zenginlik kazandılar. Tabii pandeminin Çin'de çıktığı zaman biz pandemi zamanı burada 3 yıl sürdü biliyorsunuz. Bayağı sıkı kurallar. Özellikle Çin'de daha da sıkıydı. Çin'de duymuşsundur insanları böyle yani neredeyse üzerine kilitliyorlardı biliyorsunuz. Yani her gün swab testler insanları sonunda bir anda açtılar yani. Şu anda her şey normal döndü ama bak yolda görüyorsunuz bazı insanlar hala maske kullanıyor. Bu eskiden de vardı. Evet. Ben Endonezya'ya hiç bu olayların olmadan önce evet. Geldiğimde bu hava kirliliğinden veya şeyden takıyorlardı. Evet, evet öyleydi. Evet. Ben de gördüm. Dediniz doğru. Eskiden de vardı. Ama şimdi gayet her şey normale döndü yani. Hı hı. Fuarlar başladı. Eskiden fuarlar da yoktu bu pandemi yüzünden. Bu fuarların olması bizim işlerimiz daha da şey yapıyor ya yani canlandırıyor. Benim merak ettiğim şimdi benim de Endonezya'da Bali'de ilgilendiğim ve yaptığımız işlerden bir tanesi de şirket açma. İşte orada mesela birisi Bali'de yaşayacak. Hı. Bunlarla ilgili benim çok iyi bilgim var. Hı. Ama Hong Kong'da mesela burada bir insan dışarıdan şirket açabilir mi? Açarsa bunun ortalama maliyeti ne olur ve burada iş yapma faaliyeti yürütebilir mi? Bununla ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misin? Burada şirket açmanın şirket açmak kolaydı. Ama şimdi benim duyduğum
banka hesabı, yani şirket açtığında da banka hesabı. O banka hesabı çok zor. Yani uluslararası bankacılık kuralları değişti. Zannedersem şirket açabiliyorsunuz kolay, ama yani sonrasında ID almak için, yani burada yaşamak için Hong Kong ID işe başvurduğu zaman o şirketin içeriğini görmek istiyorlar. Yani ne kadar iş açımı var, kaç kişi çalıştırıyorsunuz, yerel insan çalıştırıyor musunuz? Bunu görmek istiyorum. Ne kadar yatırım yapmışsınız? Bir başka merak ettiğim şey, ben Almanya'da 20 yıl yaşadım. Şimdi Almanya'da dönerimiz, bizim Türk mutfağımız, yani popülerde geçelim, hayranlar. Yani evet, çok seviyorum. Peki burada Hong Konglular veya Çin'de böyle bir talep var mı ve seviyorlar mı? Bizim mutfağımızı seviyorlar mı? Şimdi bizim mutfağımızı seviyorlar. Bunu en iyi şekilde sen cevap verip 15 evet, yıldır evet, buradasın. Bunu senden duymak isteriz. Fakat şöyle söyleyeyim. Şu anda Asya'dayız, zaten uzak doğudayız. Yani biliyorsunuz bunlar Hong Konglular, burada mesela şöyle yürüdüğümüz zaman bir sürü Japon restoranı var, Tayland restoranı var. Çok. Seçenek yani çok. Vietnam restoranı var. Ya biliyorsunuz Vietnam diyorsun, onda da noodle var. Yani noodle biliyorsunuz, makarnanın suda haşlanmış, içine birkaç parça et ve sebzesi olan bir, yani şöyle yuvarlak kapları var, derin. Görmüşsünüzdür. Yani yemek kültürleri birbirine benzediği için alternatifleri çok fazla. Yani burada Hong Kong'da her ülkenin mutfağı var desen yeridir. Bizim yemeği şöyle söyleyeyim. Eğer bir Rus, Alman, Avrupalı, yani Avrupa ülkesinden buraya tatile gelenler tabii ki Türk yemeğini tercih ediyorlar. Biliyorlar. Yani hemen mesela bir Alman müşteri geldiğime lahmacun diyor. Hani ismini direkt söylüyor yani. Evet, evet. Döner diyor. Ayran diyor. Mesela ayran tuzlu istiyor. Bakın şöyle bir şey var. Ben 15 yıldır Asyalılar yoğurdu, bildiğimiz bizim yoğurdu bir türlü yani sevemediler, öyle söyleyeyim. Bir de peynir, beyaz peynir. Hı hı. Yani fakat bir Alman gezen tuzlu ayran içiyor, tuzlu ayran. Bir Avrupalı tuzlu olarak içiyor ayranı. Mesela bizde şu iki çeşit ayran var, görüyorsunuz beni de bakın. Almanları bize alıştırdık, yeter ama. Tuzlu ayran, 30 yıldır bir tatlı içiyorlar. Ayran var, tatlı ayran. Tatlı ayran, Asyalılar yoğurdu şekerli seviyorlar. Özellikle mesela biz İskender veriyoruz müşteriye, yanında yoğurt veriyoruz. İskender bitiyor, yoğurt bakıyor mu hiç dokunmamış. Ondan sonra bana şöyle bir talepte bulunuyor. Ya şekeriniz var mı diyor. Üzerine şeker diyorlar. Yoğurt ondan sonra bitmiş. Bu benim başıma şeyde geldi. Filipinler'de geldi. Gittim oraya, oturduk. İşte ayran dedim. Tatlı mı dedi, tuzlu mu dedi. Şöyle kafamı kaldırdım. Hani şaka mı yapıyor? Hani acaba biri çıkacak. Nasıl yani dedim falan. Yani evet, aynen. Ya dedim tuzlu dedim tabii ki. Hani bizde şey. Ay yok biz dedi böyle bir. Orada ben anladım zaten. Aslında oradaki yani şey, çalışan kişinin sizin Türk olduğunuzu bildiği zaman o direkt tuzlu olarak getirmesi lazım. Ama tabii bunu daha idrak edemiyorlar. Hı hı. Mesela benim müşterim geldi, Arap müşteri olsun, Türk müşteri olsun. Ben onunla bu soruyu sormuyorum. Direkt tuzlu olarak veriyorum. Tuzlu, evet. Ben ama bir Asyalı, yani bir Vietnamlı olsun, bir Hong Konglu yerel müşteri olsun. Ben diyor tatlı tuzlu istiyor. Yani bir, benden ayran sipariş ediyor, ben direkt tatlı olarak veriyorum ona. Anlatabildim mi? Hı. Yani çünkü şeyini biliyorsun. Damak tadını biliyorum ve bitiriyor. Hatta ben tuzlu deneyeceğim diyor. İçiyor böyle, bırakıyor yani, içemiyor, bitiremiyor. Ondan sonra tatlısını verir, tatlıyı içiyor. Bir bardak, o büyük bardağı içiriyor. Ben bunu gördüm. Bir de şeyi alışamaz, zeytin. Evet. Bakın evet. Zeytin, süt ürünleri burada, bakın şöyle marketlere gider, süpermarketlere. Hı-hı. Peynirler fiyatlıdır yani, şöyle 150-200 gramı. Hı-hı. 70-80 Hong Kong doları yani. Hong Kong doları. Zaten pek almıyorlar yani. Onlar şey seviyorlar, dilimli var ya böyle, kaşar gibi. Hı-hı. Ama şeyi seviyorlar, bakın ben size şöyle söyleyeyim, pizzayı seviyorlar. Evet. Pizza abi, çok hoşlarına gidiyor. Salata da yemiyor bunlar. Yani salata, domates. Salata az, Hong Konglular seviyorlar. Çiğ öyle mi? Evet, çiğ yiyor. İndonezya yemiyorlar. Yok. Çiğ, salata falan. İndonezya zaten sen benim hatırladığım gibi şurada salatalık vardı ama, değil mi? Hatırlıyorum. Koyuyor ama yani kendi sevdiği, yani turiste koyuyor aslında. Ha, turiste koyuyor ha. Aslında kendi böyle domates, salata veya bizim dediğimiz salata şey işte zeytin. Hmm. Ben hiç zeytin tükettiklerini görmedim. Zeytin evet. Zeytin Asya'da pek sevilmiyor. Yani bunları alıştıracağız abi. Alıştırmak bunları, yani zeytin. Ben zeytini çok seviyorum. Artık yani burada Hong Kong'daki yerel lokantalara bakın, kahvaltı var mesela. Burada tabii biraz İngiliz kültürü var. Mesela sütlü çay. Bakın her yerel, bizde şöyle derler. Çağ tenk derler. Yani yerel, hani bizdeki kebapçılar nasıl derler, gidersin çorba vardır her zaman. Hı hı. Burada da mesela gidersin sabahleyin bir sütlü çayları vardır onun. Hı hı. Sütlü çay. Tabii bu İngiliz kültüründen geliyor. Sütlü çay içiyorlar. Ya da sütlü çayı buzlu halde içiyorlar. Çünkü Hong Kong gerçekten çok sıcak bir yer. Yani bakma şu anda siz en güzel mevsimde geldiniz. Evet, ben onu burada bir yazın şöyle söyleyeyim, yani Haziran, Temmuz, Ağustos.
çok aşırı bir sıcak ve aşırı bir nem. Aşırı bir nem ve klimasız, uyuyamazsınız. Bakın ben ilk geldiğimde şöyle düşünmüştüm. Ya burada dedim her oda, bir evlere girin mesela burada. Ama şu anda çok her, hava var. Her odada klima var. Sabit. Yani klimasız oda yok yani. Hı-hı. Mesela bir yerimizde 3 odam var. 3 klima var yani. Klimasız ve klimalar burada sadece soğuk verir. Sıcak verme kavramı yok. Yani burada ısıtma sistemi yok yani. soğuk veriyor. Ben dedim ilk geldiğimde dedim ya burada nasıl uyuyor bu klimalar? Tam alışmamışız ya. Ya sonra ben gece böyle kanter için uyandım. Öyle bir sıcak. Aşırı nem. Nefes alamıyorsunuz. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos. Ve Ağustos sonlarına doğru, Eylül, Ağustos'u bağlayan, Eylül'e bağlayan günlerde tayfun mevsimi başlar burada. Hatta Asya'da başlar. Tayvan, Filipinler ve Hong Kong. Gerçekten güçlü bir tayfun. Ben bir kere rast geldim. Yani gerçekten böyle taksinin kapısını açamadım. O derece. Evet, taksinin kapısını açamadım. Ve o sırada devlet bunları uyarıyor basın aracılığıyla. Televizyonlar olsun, radyolar olsun. İşte günler önce şu saatte şu derece olacak. Şu saatte bu derece. Yani bunlar da 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10 olduğu zaman zaten burada ne otobüs görebilirsiniz ne taksi. Hiç kimse çalışmaz. Herkes evine gider, evlerinde bekler. Devlet ona göre tedbirini almıştır. Deniz kenarında özellikle durmayın, dolaşmayın diye. Bir şey merak ediyorum. O da şimdi ben buradan Tayvan, Tayvan'dan sonra Japonya ve Kore devam edeceğim gezmeye. Japonya'da özellikle kar olduğunu, bazı bölgede kar yağdığını biliyorum, evet, duydum. Evet, Kuzey Japonya. Burada var mı öyle bir şey? Yok. Burada kar yok. Hiç kar burada, yok. Burada kar yok. Burada şöyle ama söyleyeyim. Ama serin. Mesela yani bu şöyle söyleyeyim. Yılbaşı bulamazsın. Evet, yılbaşına yaklaşık yılbaşı zamanlarında bir soğuk olur. Yani şöyle 9 derece 10 derece olmuştur. Ama burada o 9 derece 8 derece olduğu zaman soğuğu hissediyorsunuz. Niye? Çünkü nem var. Şey yani yapıyor, evet. Ceket giymek zorunda kalıyorsunuz. Özellikle akşamlar olsun. Akşamlar palto giymek zorunda. Çünkü nem var, o soğuğu hissediyorsunuz. Ama mesela örnek söyleyeyim, buraya Rus gelse ona göre soğuk tabii, değil. Tabii. Yani soğuk burada aslına bakarsanız şöyle biri, burada ilkbahar mevsimi yok. Burada ilkbahar mevsimi yok. Sonbahar da yok. Yani böyle şöyle söyleyeyim. Burada sürekli yaz, senenin 10 ayı sıcak, sıcak. 2 ay bir anda soğuk oluyor. O 2 aydan sonra da tekrar sıcak. Tekrar sıcak. Yani nemli bir sıcak. Ama en burada Hong Kong'un en kötü zamanları yani şöyle söyleyeyim bir Haziran, Temmuz, Ağustos. Haziran, Temmuz, Ağustos. Çünkü çok sıcak ve sürekli bir yağmur yağar. Yani o yağmur bilmiyorum ama burada altyapı sağlam. Yani Türkiye'de yağsa yani yoğun bir yağmur. Çok yağmur. 3 saat, 5 saat şiddetli yağmur yağar. Ama sıcak da var yalnız. Aşırı bir sıcak da var. Allah'tan altyapı sağlam. Hiç her taraf kuru tekrardan. Yağmur sonrası. Son olarak sana sormak istediğim her zaman tabii ki bir ülkeye gidince yani güzel tarafları da var. Bir de negatif tarafları olarak da lütfen bize ve takipçilerime samimi bir şekilde bunları aktarır mısın? Şimdi sizin takipçilerinize şöyle bir şey söyleyeyim Türk arkadaşlarımıza. Hong Kong'da bana göre yani belki bir başkasına göre değişebilir. Tabii ki. En büyük negatif çok yani çok aşırı pahalı olması yani. Yani özellikle konut fiyatları. Evler burada çok küçük ve çok aşırı pahalı. Yani şöyle söyleyeyim, 2000 Amerikan doları, yani arkadaşlar bazen yorumlarda soruyorlar Amerikan doları, Hong Kong doları, burada şu Hong Kong doları, 2000 Amerikan doları bugün 16 bin Hong Kong kadar. Bu paraya, 16 bin Hong Kong dolarına, mesela bu civarda, yani tutabileceğiniz evin metrekaresi söyleyeyim, 40 metrekare, 50 metrekare ev tutabilirsiniz. Yani söyleyeceğim bu yani. Yani Türkiye'deki gibi 100 metrekare yok. Balkonu olsun kocaman ki balkonu burada lüks sayıyorlar. Öyle bir evin fiyatı ben size söyleyeyim. 4000 Amerikan aşağı zor yani. 4000 Amerikan doları ödemek zorunda. Yani bu yeni bina olacak, balkonu olacak, büyük balkon. Hani bizdeki Türkiye şartlarına göre konuşuyorum yani. Yani şöyle söyleyeyim 35.000 Hong Kong. 35 yani ben bugün emlak çeksek 30-35 bin lira ev aradığı zaman bize standartımıza uyabilir. Onun altı biz yani düşük. Ama yani bu evin kötü olduğunu göstermez. Yani 16 bine güzel bir ev olursan ufak yani. Ve yani 320 square feet yani 320 square feet böyle bildiğimiz oda yapmışlar yani. Bizdeki sizin banyonuzun Türkiye'deki banyonuz burada oda yani. Öyle anlatabiliyor muyum? Evet. Hatta ben daha önce ev yapmıştım. Ya yatağı bir şekilde koyabiliyorsunuz. Bir dizayn yapamıyorsunuz. Çeviremiyorsunuz. Yani öyle bir şey olmuyor. O zaman kapıyı kapatamıyorsunuz bir şekilde. Evet. Ufak yani evler çok küçük burada.
buradaki halkın en büyük sorunu konut. Burada en büyük sorun küçük. En büyük sorun barınma. Ve çok pahalı yani. Ev almak ev almak da çok pahalı. Burada bakın şöyle söyleyeyim. Yeni binalar yapıyorlar. Yemin ediyorum size 25-30 metrekare ev. Tamam, lüks. İçerisinde binanın spor salonu var. İcamlı yüzme salonu, yüzme havuzu oluyor. Ama böyle residential ufak evler. Ve içerisi otel gibi. Fakat evler sonuçta içine girdiği zaman ufak stüdyo tipi. İçinde çamaşır makinesi falan var. Mutfağı güzel. Ama evler sonuçta 30 metrekare, 25 metrekare. Çok. Kaça satıyorlar biliyor musunuz? Kaça? 6 milyon Hong Kong. Yani neredeyse 1 milyon Amerikan'a yakın yani. 7 milyon yani. Yani öyle yani çok yüksek. Bununla ki burada lokasyona göre değişiyor. Yani şeye göre yani nerede durduğunuza var. Yani mesela Happy Valley var ya, o size at yarışı bahsettiğimiz yer. Orası çok evet. Pahalı bir yer mesela. Orada bu fiyatlar daha da yüksekte. Yani Hong Kong'daki en büyük sıkıntı. Buradaki halkın çoğu, inanır mısınız, devlet evinde yaşıyor. Devlet, yani burada yazılıyorsun devlet evine. Gelirim çok düşük. Banka hesaplarına bakıyorlar. Banka hesabında belli bir oranda parayı geçmeyecek. İşte bekliyorsunuz. 5-6 yıl sonra size bir devlet evi veriyorlar. Gel diyor buraya. Ama o devlet evini kimseye kira veremiyorsunuz. Sizin adınızı, siz vefat edene kadar siz orada. Çoğu insan burada devlet evinde yaşıyor yani. Burada iki tür devlet evi var. Bir size devlet evi veriyor. Ölene kadar oradasınız. Bir de devlet ev satıyor. Yani örnek söyleyeyim 7-8 milyon lira almanız 10 milyon Hong Kong edecek daireleri. Size diyor ki devlet, ben size de 4 milyona vereceğim diyor. Yani green form diyorlar yani. White form, green form dedi. Yani siz o evi satın alıyorsunuz. Onu da hemen alttan sonra satamıyorsunuz. Çok önemli. Yani burada devlet bunları hani tabii sokakta yani burada evsiz insan da son yıllarda arttı. Bunu basında da görüyorsunuzdur. Sokakta yatan insan da arttı. Ama yani burada en büyük sorun, burada görürsünüz yaşlı insanlar bazen Hong Kong'da, yani diyorsunuz ya, sizin videolarda izledim, Tesla görüyorum, Ferrari görüyorum, Porsche görüyorum, yani Türkiye'de olmayan arabaları görürsünüz burada, çok zengin gerçekten. Fakat aynı zamanda yolda 80 yaşındaki kadın kartonla karton toplar. Yani bizim Türkiye'de gençlerin yaptığı işi burada yaşlı insanlar. Neden? Buradaki en büyük eksik, sosyal güvence yok. Yani burada NPF diye bir şey var, NPF diyorlar. İşte yarısını şirket sahibi diyor, yarısını senden alıyorlar. O para bankada birikiyor. Bununla üzerine araya girmem gerekiyor. Ha. Bu sistem, bu emeklilik sistemi Asya'da hiçbir şekilde oturmamış. Evet. Yani bu şu anda konuştuğumuz, tabii abi burada yaşıyor Hong Kong'da. Endonezya aynı, Tayland aynı, Hong Kong aynı. Emeklilik sistemi yok. Sadece devlet dairelerinde çalışan bazı konumlar, yani evet, polistir. İşte polistir. Evet, burada da aynı. Önemli burada. Bir şeydi. Öyle bir şey var. Vallahi onun evet. Dışında sen 30 yıl çalıştın, 40 yıl çalıştın. Hiçbir önemi yok. Güzel çalıştın, iyi çalıştın, yani az çalıştın. Hiçbir önemi yok. Sistem şu. Kendini yaşlılığına kadar kurtardın. Evet, aynı. Kurtaramadın. Çok doğru. Bitersin, bitti. Ve bu yüzden de Japonya'da Hong Kong'da, en çok Japonya'da intihar olayları çok yüksek oluyor. Neden? Çünkü başaramıyor. Bir yaşına kadar bundan sonra da ben yapamayacağım diyor. Burada da çok fazla. O şey oluyor işte bundan dolayı. Burada da aşırı intihar var. Hatta burada suicide diyorlar İngilizce. Yani bunalıma girdin, telefonla onun numaraları var böyle, hani polis telefon numaraları gibi. Arıyorsun ya, ben bunalındayım. Hemen geliyorlar sana, işte aman neyin var falan. Burada da bayağı ki... Ben gözümle şahit olduğum birisi atladı bana, bir gün denk geldi yani. Burada çok fazla. Tabii bunun çeşitli sebepleri var yani. Ben hani psikolog değilim ama dediğin gibi buradaki insanlar evin olmadığı düşünürsen devam çalışmak zorundasın. Burada mesela son yıllarda mesela taksiler çok kaza yapıyor burada. Son günlerde konuşulan şeyler. Bakıyorlar taksiciye 80 yaşında. 80 yaşlı taksici biliyorsunuz yani. Tabii ki. Yani niye çalışıyor? Çünkü adam emekliliği yok. Emeklilik olmadığı zaman yani senin ev alması önemli değil. Ev alsan da bu bir Hong Kong pahalı yer biliyorsunuz. Bir geçimi sağlaması lazım. Ailesi var herkesin. Ne yapıyor? O yüzden çalışmak zorunda kalıyor insanlar. Yani o yüzden ben her zaman söylüyorum. Burada Hong Kong'da çalışmazsan burada barınamazsın. Yani burada yani herkes çalışıyor. Görüyorsunuz yoğun emeklilerin aktif bir şehir. Ha, fakat her ülkenin bir artı eksisi var. Ben aksi olacak olsa iki tane buranı tekrardan söylüyorum. İnsanların, arkadaşlarımızın anlaması için. Sosyal güvence sistemi yok. NPF diye bir şey var ama. NPF. Para birikiyor. Sonra o parayla, ki o parayı benim bildiğim yani stok markete
stok market diyorlar ya, ne diyorlar? Türkçesini unuttum. Stok marketin şeye de yatırabiliyorsunuz. Yani o şirketler var ya, yatırabiliyorsun, para kazanıyorsun. Borsa. Ha, borsa, evet. Özür dilerim, unuttum. Borsaya da yatırabiliyorsun. Yani düşünemiyorsunuz. Geleceğini borsaya yatırabiliyorsun, kaybedebiliyorsun da yani. Yani burada bir gelecek istiyorsan borsaya yatır diyor. Benim önerdiğim. Borsaya yatırmam, kaybedebiliyorsun da yani. Yani hı-hı, bu sigortadaki paranı. Böyle bir sistem var. Emperyal'de para birikiyor. Bu parayla 60 yaşında veriyorlar galiba. 62'yim öyle be. O para birikiyor. Yabancılar alabiliyor bu parayı. Öyle biliyorum. Yani her ülkenin bir artısı yoksa. Ama burada mesela nedir? Burası güvenli bir şehir. Güvenli. Singapur biliyorsunuz Asya'da, evet, en güvenli yerdir. Çok beğendim. Evet. Singapur. Fakat orası da çok sıcaktır. İkincisi Hong Kong. Yani güvenlidir. Burada bir kavga, gürültü olmaz. İnsanlara sakindir Asya insanı. Yani bir tek burada hayat pahalılığı var. Yani hayat pahalı derken, ama ona göre geliniz var bakın. Tabii. Yani tabii, ben tabii. Arkadaşlara bunu söylemek istiyorum. Yani bir karamsar tablo çizmek maksadı değil. Kesinlikle. Burada iş çok. Hı hı. İş, yani çalışmak istiyorsa o iş çok. Yani burada iş çok ve en düşük ücrette yani benim bildiğim zaten 15 bin Hong Kong, yani 2 bin Amerikan yani burada. Bu paradan aşağı doğru insanlar çalışmıyorlar. Yani bunu bazen restoranlarda yürürken görebilirsiniz orada. Çince ya da İngilizce yazar yani hangi ücretler diye. Yani 15, 16, 17, hı-hı, 18 daha böyle yukarı doğru çıkar. Yani siz belli bir şeye geldiyseniz 25-30 dolarsınız. Alınan ücretler böyle yani. Bugünkü davetin için çok teşekkür ederim. Ben memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum. Seni görmek bizim için seni onur verici. Ben sevindim yani sizi gördüm. Ben de çok sevindim. Çok sağ olun. Burada bir Türk olarak evet, bir şeyler yapmanız, şey yapmanız beni gerçekten çok evet, gururlandırdı. Bu aynı hedefi de ben Endonezya'da, Bali'de şu anda yapıyoruz. Evet. Gelenler var. Ama burada böyle bir mesajın bir anda gelmesi, ben daha önce seni tanımıyordum. Yani ben de yani sizinle hiç karşılaşmadım. Tamam, siz belki evet, hani izlediniz ama ben sizi hiç bilmiyordum. Bir anda hoş geldin Hong Kong'a, buraya yarın gel gelin evet, falan deme. Evet, evet. Yani işte dedim, bu yani bak Türk'ün dedim yani farkı şey bu. Evet. Yani mutlu ettiniz beni. Ben, çok teşekkür ederim. Ben çok sevindim. Çok yani teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum size. Özlemişiz arkadaşlar. Ben bir de zaten mezeye bayılan bir insan olarak şu nazarlık. Nazarlık bilinler bakın. Nazarlık. Blue Stone diyorlar. Bu nazarlık hakkında bilgileri var. Mavi göz. Evet. Evet, mavi göz. Ve bunu bir arkadaşımız da satıyor bir yerde. Bunu söylüyoruz. Bunu böyle diye. Hatta bazen Türkiye'ye gitmiş, daha önce görmüş müşterilerimiz. Hatta kolunda görüyoruz nazarlık. Biliyorlar ne olduğunu. Bayağı da seviyorlar yani. Umarım sizlere de faydalı bilgiler olmuştur. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Abi çok teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Diyorum tekrardan. Çok teşekkür ederim. Daha Hong Kong'da görecek yerler var. Gezersin. Öncelikle buradan sonra vaktin olursa Peak'e gitmeni, Victoria Peak'e çıkmanı tavsiye ederim. Abi her şeyi yaparsın dedi. Burayı da göster dedi. Ben de ona şu cevap verdim. Göstermem mi dedim. Yani burada bakın Hong Kong'da böyle bir restoranda atamızın bu şekilde de resmi ve sözleri yer alıyor. Bunun için de çok teşekkür ederim. Bakınız bir de ben İzmirliyim. Saat Kulesi biliyorsunuz İzmir'in merkezi. Gördüm. Gittim. Konakladım. Gittim. Saat Kulesi. Ben askerliğimi Bornova'da yaptım. Bornova'da yaptınız. Şey, Acemi Birliği'ni. Acemi Birliği'nde Bornova'da. Hı. Bornova'da evet. Bunlar da evet bir arkadaşımızın hediyesi. Hı hı. Bu eski Türkiye Postası. İstanbul resmi. Bakın. Bakınız. İstanbul resmi. Burada da bakın çorba, bunlar bakın Hong Kong insanı, yerel insanlar özellikle baklava seviyorlar ama buraya gelen baklava az daha şekerli. Çünkü onlara bunlar, biraz tatlı geliyor. Bu az şekerli, biraz kuru baklava gibi ama seviyorlar. Ama şuna bayılıyorlar. Çünkü künefe bu noodle'ları var ya bunların şu
şey, şunu da benzer biliyorsunuz. Evet. Siz de bilirsiniz, emrinizde düşünüyorsunuz. İçinde peynir var, bunu çok seviyorum ve ben bunu pişirdikten sonra size gösteririm. Böyle ufak bir kabın içine şurubunu, bu piştikten sonra sıcak ya, bu ölmüşten önüne koyuyorum. Soğuk şurubu döktüğünüz zaman böyle bir ses gibi, yani cas diye bir ses çıkartıyor biliyorsunuz. O baklavanın üzerine dökerler ya, onların çok hoşuna gidiyor. Böyle biraz gösteri gibi oluyor. Üstüne de biz şey alıyoruz, döküyoruz yani, Antep fıstığı. Antep fıstığı, böyle, evet. Onu, bunu çok severek seviyorlar. Videosunu çekiyor, resmini yapıyorlar. Resmi çekiyorlar. Ve sosyal medyada paylaşıyorlar. Çok seviyorlar. Sütlacı seviyorlar. Sütlacı çok seviyorlar. Değişik geliyor, bunu seviyorlar. Günlük çorbamız, mercimek çorbamız. Yanında ekmek veriyoruz yani. Bunlar beraber veriyor. Ve burada Efes var. Efes. Efes, evet. Ne abi? Bu Efes, tabii biz, önemli bir özellik yani. Evet. Efes'in de bakın rakı. Bir de böyle kokteyl yapıyoruz. İstanbul Dream diyorlar buna. İstanbul Dreams. Kokteyl biliyorsun. Bayanlar seviyor kokteyli. Tabii yani, seviyorlar. Öyle az bir içinde şey, alkol. Bombay Safir. İşte Aperol ve beraber. Harika. Lime koyuyoruz. Bu şekilde servis ediyoruz yani. Bakın bir de şey, böyle çayımız da var, böyle veriyoruz. Çünkü Hong Kong'lar, yani Çinler çayı çok seviyor. Evet. Bakın bazen çay dükkanları görürsünüz yolda böyle ufak. Yani öyle çaylar var ki, ben mesela hastalarım ne, mesela çay satıyor, bitkisel çaylar. Neyiniz var diyor mesela, midem ağrıyor. Sana mideye göre işte bir çay veriyor ya. Ama bazı çaylar var, ben bir gün içtim yıllar önce. Ha böyle içerken o kadar ki sanki çayı 10 gün kaynatmışlar, böyle zift gibi olmuş. Ama öyle bir çay yani, bitki çayı. Ve içerken buradan böyle geçtiğini hissettim yani çayın. Evet. Ama seviyorlar. Bitkisel çaylar çok fazla var. Bunları çok sağlıkta kullanıyorlar bakın. Yani bazı bitkisel ürünleri satarlar burada sağlık için. Hani Çin kültüründe böyle bir şey var. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım, durdum, gel, yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.